Bölüm 6 Yoksullara yardım Dikkat edin Yapacağınız doğru işleri Gösteriş için insanların göz önünde yapmayın Öyle yaparsanız Göklerdeki babanızdan Ödül alamazsınız Bu nedenle Birisine sadaka vereceğiniz zaman Bunu ihlan etmek için Önünüzde borazan çaldırmayın İki yüzlü kişiler İnsanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verdiğiniz zaman sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız da sizi ödüllendirecektir. Dua dua ettiğiniz zaman iki yüzlüler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz ise dua edeceğiniz zaman odanıza girip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin gizlilik içinde yapılanı gören babanız da sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu daha siz ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin göklerdeki babamız, adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar. Çünkü egemenlik güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Oruç. Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil gizlide olan babanıza oruçluk görünesiniz.'' gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Göksel hazineler. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir. Ne de hırsızlar gelip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğinizde, orada olacak. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa tüm bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa tüm bedeniniz karanlık olur. Buna göre içinizdeki ışık karanlıksa ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse İki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Kaygılanmayın. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için ya da ne giyeceğiz diye Bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim: Tüm görkemine rağmen Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrının sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi? ey imanı kıt olanlar. Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinde giderler. Oysa göksel babanız tüm bunlara gereksindiğinizi bilir. Siz önce onun egemenliğinin ve ondaki doğruluğun ardından gidin. O zaman size tüm bunlar da verilecektir. Buna göre Yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.